Evet. Çekiyor mu? Samsun Havza'dayız gene. Memleketimizdeyiz. Çoban köpekleriyle ilgili araştırmalarımız sonsuz devam ediyor. Bütün bize yakın ve uzak olduğu bütün eski genetiği bozulmamış. Bunu çok kullanıyorum. Yani genetiği Avrupa menşeili köpeklerin kanı olmayan, geçmişte atalarında öyle bir melezlik olmadan günümüze sağ salim gelebilen Türk çoban köpekleri ve bunların içine Kangal başta olmak üzere, Karadeniz halası, Samsun halası, Karadeniz daha çoban köpeği. Normal yöresel olarak mesela Ordu'ya ait olan farklı bize ait Türk çoban köpeklerimiz. İşte çok farklı yerler, Burdur civarı, Denizli civarının yöresel bizim farklı köpeklerimiz. Bunları ıslah çalışmalarıyla ilgili elimizden ne gerekirse yapacağız. Biz kendi böyle Karadeniz bölgesinde olan bu ırkımızla Karadeniz bölgesiyle sorumluyuz şu anda. Yani bunu bir görev edindik. Bizim buraların eski aslı, nesli, yani Karadeniz'de de çok uzun yıllardan beri kangallar yaşıyordu. Hala da yaşamakta. Aslı nesli Safkan Kangal. Çok yüksek, bu da bizim öbür Karadeniz dağ köpeği var bir tane. Yeni getirdiğimiz, onu da bizle paylaştım. Ona yakın bir yerden geldi. Tabii tahmini yaşı 4-5 gibi ama çok yıpranmış. Yani 8-10 yaşındaki şeyde şu an daha psikolojide ve fizikte. Ama bu kısa sürede toplar. Çok sağlıklı. Hemen alıştı. Değil mi oğlum? Aferin oğlum. Geç şöyle şuraya gel. Hadi hafif şöyle geç. Şimdi buradan. Oğlum, ana. Onu konuştuk. Biraz önce abime onu söyledim. Tanıt abi. Valla adamın iyisini köpeğin yanında anlarsın dedi. Yani hele kangal köpeğe, eğer sakin bir kangal köpeğe birine tepki veriyorsa emin olun o insandan uzaktır. Çok iyi niyetli değildir. Ortak, biriyle ortak iş yaparken onu da söyledim. Köpeğinin yanına getir, köpek anormal tepki veriyorsa ortak iş yapma dedi. Kangal köpekleri bu kadar. Gerçekten insanları hayretler içinde bıraktıran karakter ve yapıya sahip. Değil mi oğlum? Çok sağlıklı. Bunlar, bu köpekler hala, emin olun yani cahil arkadaşların yanında, yani dağda taşta boğuşuyor, kızanda boğuşuyor. Boğuşurken kendi köpeğini koruma adına diğer köpeği sopayla vuruyor, nacakla vuruyor değil mi abi? Kürekle vuruyor ve köpekleri yıldırıyor. Ve aynen köpek öyle. Görev yaparken dağda taşta acaba kim bana vuracak diye bekliyor. Onun için kendini veremiyor. Yani onun için bunlar psikolojik düzelir mi? Zor da olsa düzelir. Değil mi oğlum? Ah canım. İşte bu. Kaldıralım. Evet gel. Gel hadi gel bakalım gel. Çok güzel basışları, tüy yapısı, kalınlığı, kafa şekli ve uzunluğu salı. Evet. Şu omuz, yani en son kürek, yani scapula diyor. Kürek kemiğiyle ayak tabandan omuz yüksekliğine cigadı diyoruz. Bu ölçüyle buranın ölçüsü arasında, yani bura bir atıyorum, bir metre ise bura en fazla 1.10-1.12 olmak zorunda. Yani bura ne çok uzun olacak, ne buna eşit olacak, ne de çok fazla olacak, %10. En %15 en fazla fark olmak zorunda. Hiç deforme, yıllar geçmesine rağmen yüzde hiç deformasyon yok. Ama bolca iz var. Yabani hayvanlar, diğer köpekler. Yüzünde bolca iz var. Şu anda bakın, bunu ben size bir ay sonra tekrar paylaşacağım. Yani gerçekten sevgiyle, iyi bakımla bir köpeğin ne derecede değiştiğini göreceksiniz. İşte bu ya, oğluma bak. Buna bakınca sanki bütün kütüphaneleri okumuş gibi oluyor. Şunun yüzüne bakınca. Ne bu oğlum? Daha... Maşallah çok sağ ol. Bunları yaşatacağız. Bunları yaşatacağız. Size Samsun Havza'dan en son şöyle... yüzünü bir göster. Samsun Havza'dan, herkese selamlar ve sağlıklar, saygılar, sağlıcakla kalın. En kısa bir sürede görüşmek üzere.